Temporal arterit, yüzeysel temporal damarları ve göz atar damarlarını etkileyen büyük çaplı damar vaskülitidir arkadaşlar. Göz atar damarları yani oftalmik arterler üzerindeki etkisine sonradan değineceğim. Hastalığa adını veren temporal atal atar damarlardır. Temporal atar damarlar. Bu hastalıktan dev hücreli arterit olarak bahsedildiğinde duyabilirsiniz. Bu isim ise mikroskopla yapılan gözlemlerden ileri gelir ve size bununla ilgili detayları sonra vereceğim. İsterseniz genel semptomlarla başlayalım. Bahsedeceğim semptomları anlamak için işe bir kan damarı çizerek başlayacağım arkadaşlar. Kan damarının iki duvarını da çiziyorum. Bunun bir kesit olduğunu ele alalım. Yani taralı kısımların kan damarının duvarları olduğunu düşüneceğiz, tamam mı? Kan damarları kanın içinden geçtiği tüpler ya da borular gibidirler. Üç boyutlu görünmesi için bunları da ekleyeyim. Kan damarını tam ortasından enine kestiğimizi varsayalım. Diğer vaskülitlerde olduğu gibi burada da kan damarına tutunmuş antikorlar bulunur. Antikorlar, ak yuvarları bu alana toplarlar ve ortaya çıkan hasarın sorumlusu da bu ak yuvarlardır. Bu antikorlar buradaki hücreleri yanlışlıkla hedef alır ve sonuç olarak ak yuvarların buraya verdikleri hasar da aslında bir yanlışlık sonucu ortaya çıkmış olur. Antikorlar ak yuvarlara sinyaller göndererek burada toplanmalarını sağlar ve ortama salınan hasar verici bileşenler ve diğer e, bağışıklık peptitleri ya da proteinleri kan damarı içinde bu yöne doğru ilerleyebilirler. Demek istediğim bu şekilde vücudumuzun farklı yerlerine de dağılmış olurlar. Bu yüzden de ateş, titreme, gece terlemeleri, yorgunluk, kas ağrısı ve halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkar. Tüm bunlara bağışıklık sisteminin bir enfeksiyon zannettiği bu şeye tepki olarak kullandığı bu moleküller sebep olur. Damar duvarı hasar gördüğünde damar duvarını oluşturan bileşenler de kan dolaşımına katılırlar ve tahmin edeceğiniz üzere bu bileşenler de bağışıklık sisteminin yani antikorların hedefindedirler. Antikorlar bu bileşenlere tutunurlar, onları çevreleyerek bağışıklık kompleksi adını verdiğimiz molekülleri meydana getirirler. Bağışıklık kompleksleri de bu şekilde kan dolaşımına dahil olurlar ve ilginç bir şekilde eklemlerde birikmeye başlarlar. Dizler, bilekler, omuzlar ya da aklınıza gelebilecek diğer tüm eklemler. Hastaların %50'sinde artralji yani eklem ağrısı görülmesinin sebebi de budur. Temporal arterit 60 ve üstü yaşındaki kadınları daha fazla etkileyen bir hastalıktır. Söz konusu yaş grubundaki kadınlar yorgunluk, gece terlemesi, üşüme ve eklem ağrısı şikayetleriyle doktora başvurduklarında eklem ağrısı doktorlara hemen artriti ve ek olarak viral bir enfeksiyonu düşündürür. Ve bu da yanlış bir teşhis olabilir. Artritlerin çeşitlerini duymuş olmalısınız. Osteoartrit, romatoid artrit vesaire. Tüm bunlar eklem ağrısına sebep olabilecek durumlardır. Temporal artrit ise öncelikle eklemleri etkisi altına alan bir hastalık değildir. Eklemlerde ağrıya sebep olmasının nedeni bağışıklık komplekslerinin eklemlerde birikmesidir. Bu vakalarda ateş, gece terlemesi, yorgunluk ve eklem ağrısı şikayetlerinin yanında temporal atar damar ile göz atar damarını etkileyen daha lokal belirtilere de rastlanabilir. Bunları da inceleyelim mi beraber gelin? Evet. Bu ana karotis arter. Bu şekilde ilerler. İnternal ve eksternal karotis arter olmak üzere de ikiye ayrılır. Evet bunları da hemen yazmak istiyorum. Bu eksternal karotis arter. Şimdi yüzeysel temporal atar damarın eksternal karotis arterin yani atar damarın devamı olduğunu görüyorsunuz. Öyle değil mi? daha bir sürü kolu vardır ama eksternal karotis arter bu şekilde yüzeysel temporal atar damara ayrılır. Hastalarda baş ağrısı görülmesinin sebebi aslında yüzeysel temporal atar damarın ağrısıdır ve hastalar başlarının ağrıdığını düşünürler. Bu atar damarın alt çene kemiğinin arkasından ilerleyen bir kolu olduğundan çiğneme esnasında oluşan baskı yüzünden de ağrı hissedilebilir. Dokunmak bile ağrıya sebep olabilir arkadaşlar baş ağrısı, çene ağrısı ve ateş, yorgunluk gibi genel belirtiler, ay söyleyemedim pardon, belirtiler ve artrit. Evet. Sıra geldi göz atardamarına, yani oftalmik artere. Eksternal karotis arterden bahsettik. Karotis atardamarın internal ve eksternal kollara ayrıldığını da söylemiştim. Kafatasının göründüğü bu çizimde de bir keside baktığımızı çok da mümkün değil tabii ama Kafanın tam ortasından ikiye kesildiğini düşünelim, tamam mı? Bu eksternal karotis arter, bu ana karotis ve bu da internal karotis arter. Internal karotis arterin de bir sürü kolu bulunmaktadır ama biz birinci koluna odaklanacağız. Bu kol göz atar damarıdır ve gözlerimize kan ulaştırır. Bu damar hasar görürse kan akışı azalacağından bulanık görme, çift görme hatta körlük bile görülebilir. Son olarak baş ağrısı dışında bir de görmeyle ilgili sorunları ekleyelim. Peki aklınızda gözlerle ilgili sorunlar ya da görmede ortaya çıkan değişiklikler ile baş ağrısına sebep olan başka bir hastalık geliyor mu? Doğru, migren. Evet. Ve bu durumda yani bu hasta için migren teşhisi de yanlış bir teşhis olacaktır. Migren tabii ki ağırlıklı olarak baş ağrısıdır ama hastalarda zaman zaman görme sorunları da ortaya çıkabilmektedir. Olmayan şeyleri görebilirler, gözlerinde şimşekler çakabilir, görüşleri bulanıklaşabilir vesaire vesaire. Bu iki hastalığı birbirinden nasıl ayırabiliriz o zaman? Temporal arteritin ağrısı olan yaşlı bir kadın e, olduğunu unutmayın, tamam mı? Bu arada benzetme için şimdiden özür dilerim ama bu şekilde aklınızda tutmanızın daha kolay olacağına inandığım için böyle bir fotoğraf getirin gözünüzün önüne diye söylüyorum. Migreni olan hastaların yaşları genellikle daha küçüktür. Bu yüzden hasta eğer baş ağrısı ve görme bozuklukları şikayetleri ile gelen yaşlı bir kadınsa akla hemen temporal arterit gelmelidir. Bu klinik bulguların yanı sıra kan değerlerine özellikle de eritrosit sedimentasyon hızına yani ESR'ye bakılmalıdır. Bu değeri incelemek için tabii ki kan testi yapılması gerekir. Alınan kan bir süre beklediğinde e, eritrositler plazmadan ayrılmaya ve tüpün dibine doğru çökmeye başlayacaklardır. Plazma, kanımızın al yuvarlar dışındaki bileşenlerinden yani ak yuvarlar proteinlerden oluşur. Evet, bir saat kadar sonra kan incelenir. Akut bir inflamasyon söz konusu ise al yuvarlar dibe çökecek ve plazma da yukarıda kalacaktır. Bu tüp, al yuvarların ne kadar çökeldiğini ölçen bir tüptür. Al yuvarlar, hücre yüzeylerinde negatif yüklüdürler. Sebebi ise, hücre yüzeylerinde yer alan protein ve diğer moleküllerdir. Negatif yükleri şu şekilde çizeyim. Normal ve sağlıklı bir bireyin al yuvarları birbirini itecektir. Ancak akut bir inflamasyon söz konusu ise, vücudun patojenlerle savaşmak için kullandığı pozitif yüklü moleküller al yuvarlara da tutunurlar. Böyle al yuvarlara da o moleküller tutunurlar. Enflamasyon ile savaşmak için kullanılan bu moleküller al yuvarların yüzeylerine de böyle tutundukları için al yuvarların birbirleri üzerinde birikmeye başladıklarını görürüz. Birbirlerine yaklaşmaları da tüp içerisinde daha hızlı çökmelerine sebep olur. Temporal arteritte damar hasarı segmental bir hasardır. Bu yüzden de teşhis için biyopsi yapılması yani damardan bir parça alınarak mikroskopta incelenmesi gerekecektir. Hasar segmental olduğundan küçük bir biyopsi alınırsa hastalığı atlamaya yani görememeye sebep olabilir. Temporal arterit için yani hastalığı kaçırmamak için temporal atardamardan büyük bir biyopsi alınmasının nedeni de budur. Ek olarak negatif biyopsi de temporal arterit olasılığının tamamen elenmesi anlamına gelmez. Az önce de söylediğim gibi biyopsi küçük olduğunda hastalığı yakalayamamış olma ihtimali vardır. Mikroskopla yapılan incelemede dev hücreler ve fibroz ile granül amatoz inflamasyon görülecektir. İsterseniz hemen bir kesit atalım ve inceleyelim mikroskop altında ak yuvarların kötücül olduğunu düşündükleri bir şeyin etrafını sıkıca çevrelediklerini görüyoruz. Bu oluşuma granülom adı verilir ve işin ilginç yanı bu işi yapan ak yuvarlar birbirlerine o kadar yakındırlardır ki dev bir hücreye dönüşürler. Peki temporal arterit nasıl tedavi edilir? Tedavi için steroidler kullanılır. Steroidler bağışıklık sistemini baskılayarak söz konusu bölgeye daha fazla bağışıklık hücresinin gelmesini sağlayacak bağışıklık peptitlerinin oluşmasını engellerler hasarlı bölgeye gelen bağışıklık hücrelerinin sayısı azaldıkça hasar da otomatik olarak ne yapar azalır arkadaşlar